İyi akşamlar sayın seyirciler. Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü var. 90 artı 2'nin son saniyeleri oynanıyor. Sarı Kırmızıllar sahasında BTC Türk Yeni Malatya'yı konuk ediyor. BTC Türk Yeni Malatya beraberliği arıyor. Artı 5 gösterdi karşılaşmanın hakemleri. Maçta tartışmalı pozisyonlar var. Kalan 3 dakikada Sarı Kırmızıllar skoru koruma derdinde olacak. Malatya sporlularsa beraberliği arayacak. Nefes kesici bir 180 saniye bekliyor bizi. 180 saniye civarı diyelim. Gözler Alper Ulusoy'a çevrilecek. Birkaç dakika içinde Musler arkadaşlarını uyarıyor. Kendi yarı alanıyla son metrelerinden kendi yarı alanının bir taç atışı kullandı. Konuk ekip Galatasaray tüm hatlarıyla topun gerisine çekildi. Galatasaray ceza sahasının önüne doğru doldurulan bir top. Kafalarda sekiyor ve Malatyalı oyuncularda kalıyor. Bifuma. Bifuma içeriye doldurdu. Ve out kararı çıkıyor. Son kez topla oynayan Malatya sporlu oyuncular diyor hakem Ulusoy. Bir kez daha bakalım. Savunmada bence Ömer Bayram'dan çıkmış bu top. Ahmet Çalık'tan. Pardon Ahmet Çalık'tan hmm. e, ve korner kararı çıkması gerekirdi. Hakem yanlış görmüş. Faul de verebilirdi. Faul de verebilirdi ama... Hmm. Ha faul vermiş. Faul. Pardon evet. faul vermiş. Evet. Şu anda Mustera topu faul noktasına dikince anladık ki faul vermiş. Ben out'u gösterdi sanmıştım. Top yeniden yeni Malatyalı oyuncularda... Etkili geliyor konuk ekip. Ceza sahasına doldurulan top Mustera rahatlıkla kontrol ediyor ve biraz da vakit geçirmeye oynuyor. Henüz eline almadı topu. Ceza sahası köşesine kadar ayağıyla taşıdı. Topu eline aldı. Şimdi hızlıca hareketlendi. Eliyle mi oyuna sokacak yoksa kaleci vuruşu mu kullanacak? Merakla bekliyoruz. 90 artı 4 doldu bu arada. Saniyeler içinde maçı bitiren düdük gelebilir. Galatasaray çok da etkili ve beğeni toplayacak bir oyun oynamadığı akşamda çok kritik bir 3 puana sahip olmak üzere büyük bir hata geliyor oyun kurarken. Malatyalı oyunculardan oyuna sonradan giren Erkan Kaş yanındaki arkadaşına topu veremedi ve top oyun alanının dışına çıktı. Şimdi oyuna sonradan giren Gines'le taç atışı kullanıyor Galatasaray kendi yaralanında. Ve Feguli göğsüyle indirdi. Ve yeniden Malatyalı oyuncular topa sahip oluyor. Kalecileri Farnol'e kadar dönüyorlar. Farnol ayağıyla topu hızlıca yeniden geriye gönderdi. Atak oluşturma çabası var ve kendi yaralanını geçiyor. Yeni Malatya Galatasaray savunması ceza sahası önüne doldurulan topta kafayla tehlikeyi uzaklaştırdı. Ve şimdi bir tehlikeli atak şansı Galatasaray için derken son düdük geliyor 3 puan Galatasaray'ın. Gerçekten sezonun en zor maçlarından birisi oldu Fatih Terim adına. Kemal Özdeş ile Fatih Terim şu anda kucaklaştı. Galatasaraylı oyuncular 3 puanın sevincini yaşıyor. Onyekuru, Emre Baba ve Ömer Bayram'ı gördüm. Hakikaten bugünkü futbolla kazanılan 3 puan Galatasaray için bir hayli... Bir hayli önemliydi, zorlu derbi öncesi ve hemen Levent Üzemen'le başlayalım. Evet, futbol, skor, bu tip e, kelimeleri kullanarak e, kurduğum cümlelerle maçın son dakikalarının heyecanını seyircilerimizle birlikte yaşadık. Levent Üzemen, ne diyeceksiniz sıcağı sıcağına? E, bazı futbolcularda ciddi bir performans düşüşü var ama bu bir yorgunluk tam mı kaynaklandı bu aralar? Oynanan sık maçlar var, e, Ziraat Türkiye Kupası maçları var. Oyuna sonradan giren Falcao taraftar heyecan yarattı ama şu maçta ben samimi söyleyeyim mi? Tek bir oyuncu ekstra bir çaba gösterdi bence ve performans. Markaov. Katılırım. Belki i̇lk de defa da böyle eleştirilmeyecek onu. bir maç oynadı. E, ilk, i̇lk defa. İlk defa. Ee, bir gerçek var ki ben Alanya'daki ilk maçı e, yorumlarken Fatih Terim'i 8 rotasyondan dolayı eleştirmiştim. Evet. Dedim ki yani hoca dedi ki maçtan sonra Rotasyon gereklidir dedi Evet o rotasyonun gerekli olduğunu Bugün Malatya maçında net olarak gördük Bayağı iyi Çünkü Galatasaray takımı Oyuncuları fiziksel performans olarak iki maçı bir arada kaldırabilecek Tempoya sahip değillermiş Bunu net olarak gördük Çünkü o 8 kişiyle döndükten sonra Evinde Galatasaray Biliyorsun kazanmış Kasımpaşa maçına çıkmışlardı Kabul edelim ki Hemen rakibinde rakibi, Alanya maçıyla inanılmaz bir tempolu maç oynadılar. Gerçekten 3'ü daha fazlayı da bulabilirlerdi. Rakip de golü bulabilirdi. Alanya'da gövdeli bir takım. Alanya'daki yorulmuş olacak ki Alanya'da bugün evinde kaybetti. Düşünebiliyor ama musun? Ama iyi oynayıp kaybetti. Kaybetti ama Gençler Birliği'nin de ciddi pozisyonu var. ben Alanya'nın bu kadar pozisyon verdiğini hiçbir maçta görmemiştim. Kontralarda. Yani olsun onu bile oynamak bir marifet diye düşünüyorum ben. Sonuçta Galatasaray Oyunun 10 dakikasında çok yıprandı. Malatya'nın hızlı atakları, önde yaptığı baskı. Galatasaray topu kullanan oyuncuların özellikle Lemina ve Seri'nin özellikle aşırı top kayıpları Galatasaray'a ciddi zarar verdi. Bak ben şunu net olarak söyleyeceğim. Sevgili Serkan'cığım, futbolda hücum beklerinin önemi ne kadar var değil mi? Galatasaray'ı Antalya maçıyla başlayıp bu haftaya kadar gelinceye kadar ki noktada övdüğümüz bir vardı. Sarraçi'nin çıkışı. Mariano'nun kendini buluşu. Şimdi burada devşirmeler gibi oynuyorlar. Bugün Şener el freni gibiydi. Bir tane orta yapmadı. İnanılmaz e, duvar pası ikiye bir de ciddi pas hataları yaptı. Ömer Bayram sürekli hücuma doğru oynadığı için de orada e, Gökhan'la Bifuma da ciddi boşluklar bıraktı. Şimdi keşke Fatih Terim'in yerinde e, Şöyle bir daha hoca, bir daha gözden geçirseymiş Ocak ayındaki bu son kararı verirken, ben olsam Andoni'yi dışarıda bırakırım. Oynayacak durum yok. Nagatomi tutardım. Çünkü Nagatom'a da ihtiyacın olacak. Şener'den sabek olarak senden faydalanma şansın yok. Galatasaray bu beklerinden yeterli desteği alamadığı için, Fegül'ü de, Emre Akbaba da, Ömer Bayram da sol bek oynayınca hücum organizasyonu arıza yaşadı Galatasaray'da. Yani bir ritim eksikliği bir oyun eksikliği ve disiplin eksikliği ön plana Bence çıktı. Bence temel problem seri gibiydi ya. Ben tamamen ona yüklenmek istemiyorum. Çünkü seriden de yükü alacak oyuncular vardı. Örneğin Mariano geldiği zaman ona top oynuyorsun. Seri Şener'e verdiği zaman karşılığını bulamıyor. Ömer'e verdiği zaman karşılığını bulamıyor. Orada Saraç ile oynamak farklı. Yani Lemina seri uyumunda bir sıkıntı yok ama serinin oyunu hücuma doğru taşırken çok ciddi sorunları vardı. Belki de oyuncu bu şekilde dinlemek lazım. Biz genel görüntüyle seriyi eleştiriyoruz. Donkun da çok üst düzey oynadığını söyleyeyim ama Marka sana katılıyorum. Mustera ve Marka gecenin en iyileriydi. Yani bugün evet e, Falcao'nun yokluğunda gerçekten 4 maç üstte gol atan e, baktığımız zaman Adem'e tanık oluyoruz ama Adem'in de kale önlerindeki son vuruşlarda tükendiğini görüyoruz. İkinci yanın başında sol ayağıyla topa bakıyorsun, kaleye bakmıyorsun. %100 yüz yüz gol atabilecek pozisyonu dışarı vurdun. Bu sonuçta iyi bir penaltı kullandı. Galatasaray için bu maç tabela açısından önemli, zirveyi takip açısındandı Şimdi bakıyorum takımlara Beşiktaş bile bu Galatasaray'dan daha iyi oynadı bu hafta. Fenerbahçe bile daha iyi oynadı bence. Bence Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de bu Galatasaray'dan, Galatasaray'dan daha iyi oynadı. oynadı. Trabzon hepsinden iyi oynadı. Şimdi bunu söyledim. Zaten tamam, Alanya, Alanya bile Galatasaray'dan iyi oynadı, kaybetmesine rağmen. Ama Galatasaray'ın demek ki fiziksel performansta bir sıkıntı var. Bu futbolcuların yaşıyla mı orantılı, ya oyun yapısıyla mı orantılı ya da çok ağır itmanları kaldıramıyorlar. Yani Galatasaray için belki de haftada bir maça düşmek futbolcuların yorgunlukları üzerine alacaktır. Yani Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray şunu dua etsin ki bir kupa maçı oynamayacak. Ama Fatih Terim'in de kulübeden çok fazla sıkıntı yaşadığına tanık oldum. Malatya böyle kolay teslim olmayan bir takım. İyi mücadele ediyor, agresif oynuyorlar. Bunlar hemen Galatasaray oyuncuların ikili mücadelelerde çok fazla rakibine üstünlük sağladığını söyleyemem ama kötü oynarken de kazanmasını bilmek gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray bu akşamleyin hesabına bu 3 puanı yazarken kötü oynadık ama kazandık diye yazacaktır. Yendik ama ezemedik. <laughs> gibi bir şey ama üstünlük kuramadık evet. diyecektir yani. Hiç yani resmen evet. Katılıyorum da, sana. E, dürüstçe söylemek lazım ki BTC Türk Yeni Malatya gerçekten bugün iyi bir performans ortaya koydu. Dişe diş ediş oynadı, korakor oynadı, evet. e, berabere bitirse maçın hakkıydı, Kazanabilirdi. da bilirdi. Bilmiyorum Zeki Uzundurukan ne düşünüyor? Şimdi final haftalarına girdik. E, takımların İyi futbolundan ziyade aldığı puanlara bakmak lazım. Her sene böyle olur bu haftalarda. İyi futbol bir kenara, 3 puan kazanmak önemli. İyi futbola maalesef iyi futbol oynayıp gol atamıyorsan sana puan vermiyorlar ya da bir puanla ayrılıyorsun maçtan. Şimdi e, burada herkes Galatasaray'ın şampiyonluk şansının artık,